Dünya nüfusunun sürekli artması, buna karşılık tarım alanlarının sabit kalması, insanları birim alandan daha fazla verim alma çabaları içerisine itmiştir. Tarım sektörünün ana hedefi haline gelen birim alandan daha fazla verim alma fikri, daha fazla girdi kullanmaya neden olmuştur. Bu girdiler, sentetik gübreler, zirai mücadele ilaçları ve hormon adıyla bilinen büyümeyi düzenleyici maddelerdir. Tarımsal üretimde adı geçen girdilerin yoğun bir şekilde kullanımı ise zamanla bazı problemleri beraberinde getirmiştir. Toprak verimliliğinin azalması, hatta çoraklaşma ve erozyon nedeniyle bazı tarım alanlarının tamamen elden çıkması ana problemdir. Sentetik gübrelerin yoğun kullanımı sonucunda içme suyu kaynaklarında nitrat, yeraltı su kaynakları ve göllerde fosfor ve potasyum başta olmak üzere diğer sentetik gübre kalıntılarının varlığı belirlenmiştir. Bitki hayvan hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan zirai ilaçlarla bitki ve hayvan gelişimini düzenleyen hormonların kullanımı sonucu doğal denge bozulmuştur. Doğada var olan doğal düşmanların yok olması sonucu zararlılarla mücadelede giderek zorlaşmış, daha fazla ilaç kullanılarak kısır bir döngü oluşmuştur. Bunların sonucunda insan ve doğadaki diğer canlıların sağlığı doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkilenmiştir. Bu problemlerle karşılaşan insanlar, söz konusu problemlere çözüm getirecek üretim sistemlerini geliştirmişlerdir. Yapılan araştırma sonuçları, en iyi üretim sisteminin organik, ekolojik veya biyolojik tarım adı verilen tarımsal üretim sisteminin olduğunu göstermiştir. Organik tarım, sentetik gübre ve zirai ilaç kullanımıyla bitkisel üretim ve hayvancılıkta büyümeyi düzenleyici ve yem katkı maddelerinin kullanımını tamamen ya da mümkün olduğu ölçüde sınırlandıran, fakat bunların yerine doğal kaynaklardan sağlanan girdilerin kullanımına izin veren bir üretim sistemidir. Her üretim sisteminde olduğu gibi, organik tarımın da kendine özgü prensipleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Organik tarımda bitkilerin ihtiyaç duydukları bitki besin elementleri doğal kaynaklardan temin edilmektedir. Doğal kaynaklı gübreler olarak kompost, çiftlik gübresi, kent atıkları, kan tozu, boynuz ve tırnak tozlarıyla yeşil gübreler kullanılmaktadır. Bu gübreler ihtiyaç duyulan miktarda ve uygun koşullarda kullanıldığında sentetik gübreler kadar sonuç vermektedir. İhtiyaçtan daha fazla doğal kaynaklı bitki besin maddesi kullanmak da sonraki yıllarda sentetik gübrelerin yaratmış olduğu sorunları yaratabilir. Organik tarım uygulamalarında verim gücü yüksek ve aşırı girdi kullanımını zorunlu kılan çeşitler yerine kendi bölgesine uyum sağlamış, hastalıklara dayanıklı ve kaliteli ürün veren bölgesel çeşitlerin kullanımı tercih edilmelidir. En önemli organik tarım prensiplerinden birisi, üretim alanlarında ekim nöbetlerinin yapılmasıdır. Çok yönlü ve dengeli bir ekim nöbeti uygulamasıyla toprak verimliliği korunmakta, aynı tür hastalık ve zararlı etmenlerinin üretim alanına yerleşerek yoğunluğunun artması engellenmekte ve sağlıklı bitkilerin elde edilmesi gerçekleştirilmektedir. Takip edilecek ekim nöbeti programlarında uygun bir baklagil bitkisinin yer alması önemlidir. Tarımsal mücadelede öncelikle hastalık ve zararlıların bulaşması önlenmelidir. Bu amaçla sağlıklı üretim materyalleri tercih edilmeli ve karantina yönetmeliklerine uyulmalıdır. Bulaşık alanlarda üretim yapmaktan kaçınılmalı ve ekim nöbeti uygulanmalıdır. Bitkilerin hastalık ve zararlılara direncini artırmak için uygun ekim zamanı, şekli, sulama ve gübreleme ile bakım teknikleri uygulanmalıdır.